Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Çok pratik ve aynı zamanda gösterişli ve çok lezzetli bir tatlı yapacağız. 1 litre sütü tenceremin içine alıyorum. Şöyle yarım bardak nişasta ve yarım bardak un var bunun içinde. Buğday nişastası olabilir ama mısır kullandım ben. 1 su bardağı şeker ve 2 yemek kaşığı kadar kakao var. Benim kakaom biraz koyu renk olduğu için 2 koydum. Daha koyu renk isterseniz 2,5-3 koyabilirsiniz. Bu benim için yeterli oldu. Şimdi bunu ocağa götürüp böyle muhallebi kıvamında pişiriyorum. Pişen muhallebin içine 1 paket şekerli vanilin ekliyorum ve 50 gram tereyağı koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı yapıyor 50 gram. Sıcağı ile birlikte tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde olacak. Tereyağı eriyince şöyle üzeri kabuk tutmasına fırsat vermeden hemen sıcağıyla şimdi ben bunları bardakları boşaltacağım. Bardakların içini şöyle suyla çalkalıyorum. Çıkarması kolay olsun diye. Çünkü bardaktan çıkarıp servis yapacağız. Ve şöyle bir hamur dağıtıcı yardımıyla muhallebiyi bardakları paylaştırıyorum. Dilerseniz klasik 200 ml'lik su bardağı da kullanabilirsiniz. Hatta onlarla yaparsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Benim hazırda bunlar vardı. Bunları kullandım. O yine de güzel oldu. Bu şekilde 4 bardak çıktı. Birazcık da çocuklar için ayırdım. Bir bardağı doldurmayacak kadardı çünkü. Onları buzdolabına gönderdim. Yaklaşık 2-3 saat kadar soğuyup iyice katılaşacak. Şöyle bir geniş tabağın içine 2-3 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi aldım. Bu sırada tatlılarım soğudu. Şöyle kenarlarından hafif esnetiyorum. Bardaktan kolaylıkla çıkıyorlar bakın bu şekilde. Ve her tarafını Hindistan cevizinde buluyorum. Bu aşamadan sonra tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben bir kısmını bu şekilde ikiye böldüm. Bir kısmını üçe böldüm. Bir kısmını dörde böldüm. Tamamen hem size fikir olması açısından hem de nasıl pratiğinize geliyorsa öyle yapın her türlü de oluyor diye göstermek için bu şekilde yaptım. İkinci bardağımı alıyorum. Bak kıvam çok güzel olduğundan dolayı hemen bardaktan kolaylıkla sıyrılıyor. Özellikle cam nesnelerden bu tarz muhallebiler çok çabuk çıkıyor. Porselende aynı kolaylığı yaşamadım ben. Bu şekilde bu muhallebiyi de üçe böldüm. Bunda kalınlığı gayet yeterli ve ideal oldu. Her tarafını yine Hindistan cevizine bulayarak şöyle bir kenara alıyorum. Hem sunumu çok kolay, hem ekonomik, hem de gerçekten böyle çok şık ve çok lezzetli oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Her gün ne yapacağım diye bazen çünkü bulamayabiliyoruz ne yapacağımızı. Sizlere değişik bir fikir olsun. Son bardağımı da bakın bu şekilde çıkardım. Daha büyük bir bıçakla şöyle 4 parçaya bölüyorum. Her bir parçayı da yine Hindistan cevizine bulayıp servis tabağına dizeceğim. Ben kalan diğer bardağı da hazırlayıp şimdi hepsinin üzerine sunumu hazırlayacağım. Yeşil fıstık ve şöyle renkli pirinç patlağı kullandım üzeri için. Çilek koyabilirsiniz, fındık, fıstık, ceviz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. Zaten tadı çok lezzetli olduğu için fark etmeyecektir üzerinde ne olduğu. Kaç tane yediğinizi saymayacaksınız bile. Gerçekten çok çok lezzetli bir tatlı oldu. Hem de hafif. Şimdi birazdan size dokusunu göstereceğim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim videoma. Yepyeni tariflerde, videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.